Yusuf, o arabanın tapasını gevşet. Aynı bidonu, aynı tavayı yine aynı şekilde koy. Ama önce su kapağını aç yukarıdan, tamam mı? Evet, bir Brabus Garaj belgeselinde birlikteyiz. Yine Hüseyin Usta ile adaptasyon testine çıkıyoruz. Aracımız 212. 4 matik. Geçişlerde bir vurultu var herhalde. Evet. Aynen, onları bir şimdi adaptasyon yapacağız. Evet, başladık şimdi geçişlere. Şu anda 7'deyiz. Tek tek vitesleri adaptasyon yapacağız. İlk önce birinci vitesten başlıyoruz, değil mi? Aynen öyle. Şu an düşürmeleri yapıyoruz. Tamam. Şöyle göstereyim. 6. Her geçişte, tabi ekranda hissedilmiyor ama her geçişte, düşüşte bir araba vuruntu yapıyor. Evet, uyarlama sesleri de yapıyor şu anda. Yavaş yavaş düşüreceğiz. Şimdi bir yavaş bir kalkış yapacağız. Önce bir aracımızın açılışını yapalım. Hayırlı olsun açılışı. Yeni aldık ekran arabayı. Gözüküyor. Aynen. Sonra biz onu sararız. Bir dip gaz yapalım olmazsa. Kalkış yapıyoruz. Bir sert oluyor mu? Tutuyorum, tutuyorum. Kalkıyoruz. Tamam. Ayaklarım kulağıma gelecek sanki. Adaptasyonu bitirdi. Evet. Bir ve 2'nin tekrar adaptasyonu yapıyoruz. Ne kadar çok adaptasyon yapıyorsa o kadar güzel olur. Yani geçişleri hissettirmeden. Tabii. Pamuk gibi bir geçiş olur. Şöyle uzun yolda. Bayağı bir hissettiriyor şu anda. Dört mati mi? Genelde dönerken titriyor. Evet. Evet, şu anda 2 ile 3'e geçişlerin testini yapıyoruz. Yalnız 2 de bayağı bir vuruyor araba. Şimdi herhalde siz de hissetmişsinizdir. Biz ayaklarımızdan titretti. Yumuşadı biraz. Hı-hı. Ya bu ses gelmedi. Gerçi o sesi duyduktan sonra düzeliyor herhalde. Abi bu sesi en az 5 kere duymamız lazım. Abi artçı şiddetinde gibi bu. Heh. İlk sesi duyduk. Yatmaya başladı. Başladı. Tekrar 2 ile 3. Fark ettin mi yumuşadı? Evet, bayağı hem de. Bir çok çok az, o da gaz otomatik herhalde kendi verirken. Ya işte dip gaz yapalım, bütün köklerden kurtulalım.
sonra geliyorsun. Şey gibi geliyorsun. Hayvan gibi geliyorsun. Hayvan gibi iş yapıyoruz ya. Ben bir şey yapalım. Yük testleri kendisi yapıyor zaten. Geçişleri çok rahat oldu. Şimdi kolay oluyor. Kendisi yapıyor 4 ile 5 ya da 6 ile 7'yi. Aracın yükü azalıyor. Hmm. O torkun şeyi azalıyor değil mi? Kalkıştaki. Bu dönerken bir ses geliyor yalnız arabadan. Evet. 4 Matinta titretiyor. Yani bilmeyen onu tekerlerden gelir zanneder ama şanzımanda tekerleklerden hissediliyor. Şu anda 4'ten 5'i test yapıyoruz. Bu da fazla hissettirmez herhalde 4-5. Var mı? Hala devam ediyor. Dip gaz testi yapalım. Aşırı yüklemelerde herhangi bir problem yok. Şu anda 4 çekiş değil mi? Evet. 4'te yani. Sürekli 4 çekiş. Ha, sürekli 4 çekiş. Şanzımanı normal 4 matikle normal triptonik arasında fark ne? Yani 7'leri. 7'lerin 4 matik mi? Aha. Yok. Normal 4 matikle hani sadece 7'leri olan. 4 matiksiz 7'leri. Aynen. Bir tanesi sadece arkadan çekişti. 4 matik olan da 4 tekerden çekişti. Hmm. Hani şey şanzımandan dağılıyor değil mi? Tabii tabii şanzımandan dağılıyor. Yani direkt motordan. Şanzımanın çıkışından dağılıyor. Ha. Yani maşallah araba da yalnız 0-100'ü herhalde 8 saniye vardır. Yoktur. Yoktur diyor kendi. Deneyelim 4 saniyede çıkamazsınız. Tamam. Deneyelim bakalım. Kalkışa başlayabiliriz. Sayamadım.